burada ben hatasızım demiyorum. Hatalı olduğum noktanın gayet farkındayım. Çok pişmanım böyle bir tepki. Yani şaka olarak gerçekten bu arada. Ben Oğuzhan'dan yana da flörtöz bir yaklaşım almadım Öykü Hanım. Alsaydım orada net tepki koyabilirdim. Ama orada mimiklerimiz de var. Flört anladınız mı? Şimdi o mimikler görünmüyor. Efendim? Yani flörtözlük ne demek onun için merak ettim. Bu değilse yani. Cevap nasıl flört ediyorsun? Oradan okay. Onu enerjiyi almadığım için ben de şaka olarak algılayarak şakayla gittim. Ama keşke bunun önüme geleceğini düşünerek hatta gelmeyeceği de olsa keşke orada olsa ya bu şakası bile hoş değil deyip yoluma devam etseydim. Keşke çok pişmanım ama böyle hani mimikler hep böyle gitsek mi yapsak mı? Olunca ben şaka algıladım yani bunu. Buse'cim bir şey soracağım. Sen tabii. Acaba kaybedince mi kıymetini anlıyorsun? Efendim? Kaybedince mi kıymetini anlıyorsun? O yüzden mi hep böyle oluyor acaba? Hep böyle oluyor doğru söylüyorsun. Yani çünkü yani güzel karşılıklı adım adım ilerleyen böyle bir tanıma yolunuz Öykü vardı. Öykü Hanım bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tecrübe oluyor benim için çünkü tabii ben ki. Gerçekten bilmiyorum. Tabii benim ki. Öyle... Ben burada da söyledim. Benim çok fazla ilişkim olmadı, olamıyor. Zaten neden buradayım bu yaşıma kadar bakın böyle kaldım diye söyleme sebebim de bu. Çünkü gerçekten ilişki kuramıyorum. Bunun gerçekten zorla yaptıramayacağı duruşu olan bir imajın da var yani. Şimdi bu imajı ters düşen bir tavır olunca acaba hastalığınla mı alakalı bir boş mu bulundun, ne oldun? Çünkü sonuca baktığın zaman sen de kabul ediyorsun ki hatalıyım diyorsun. Mert. Öykü Hanım az önce söyledi ya ben ilişki yaşayamıyorum diye. Aslında ilişki yaşıyor. Sadece sahip çıkma tarafında bence bir eksikliği var. Çünkü bu hani bir şaka olabilir olmadığı garanti bu arada. Yine altını doldurmak istemiyorum. Kimse seni aksine inandıramayacak evet, mı? Evet yani bu şaka olabilir güya. Şaka olduğunu varsaysak bile burada bir ilişkide bir erkeğe karşı yapılan da yanlış var. Kadına da var. Ve bir erkek bir kadından bu yüzü bulmazsa bu şakayla sana gelemez zaten. Ya asla öyle bir şey yok. Ve ben şuna da eminim yani bir iki tane kelime var, kilit kelimeler var. Hani orada konuşulabilir, şaka yapılabilir. Hani bir şekilde tolerans edilebilir bu her zaman. Hani dersin ki tamam değer veriyordum görmezden gelme seviyesine bile çekebilirsin. Bazen, bazı durumlarda her zaman olmamak kaydıyla. Ama orada yapma yanarız. İşte ne bileyim sanki ya bir... Ya yapma yanarız. Ha, aşkımızı ilan edelim. Bunlar bir şakayla söylenebilecek kelimeler değil. Kimse kimseye aşkımızı ilan edelim. Şimdi aşkımızı ilan edelim derken Buse'den yana bir şey vardı da bu konuşulan bir şey miydi de bu ilan edilecek? Yoksa başka o bir sebepten boş mi? Konuştu. Bunun şeyini ama bak ben boş konuşan yani adam an. Senin sayende boş konuşuyor. Senin bir tanışma yolunda bir ilişkin var. Bu tanışma yolundaki ilişkine zede edit getirecek. Edit muhabbetinden yola çıkıyor. Ya herkes edit yapılıyor. Burada peki. Akşama kadar herkes edit yapıyor. Sizinle ilgili olan kısmını konuşalım. Sonra eğer Oğuzhan'ı burada bu konuyla ilgili suçluyorsak onu da almam lazım içeri. Evet. Bence görüntünün olduğu bir yerde bu şakalaşma dediklerine göre şakalaşma olsaydı belki bir nebze şaka olduğuna inanabilirdik. Ama evet. Görüntü yok sadece ses var ve ses gülüşmeden ibaret. Yani aslında Oğuzhan'ın orada yaptığı şakadan memnun pardon kalıyormuşsun benim. Gibi. Dilara ve Oğuzhan tamamsa buraya gelir misiniz artık? Memnun kalıyormuşsun gibi bir enerji var Dilara. Yani manyak mısın deyip gülmen. Ama şimdi şöyle bir olay da olmuştu. Aynur'un mikrofonunu hani dinlendiklerini de biliyorlardır bence. Tamam da. İzlenmiyorlar ama. Tamam ama yani görüntü olsa belki şaka olduğunu mimiklerinin hareketlerinden veya aradaki mesafeler. Cümleler geldi. Açık ve net değil mi sizce? Yani iki hayır açık ve net ama şaka olduğunu iddia ettikleri için hani belki görüntü olsaydı evet şaka diyebilirdi. Yani bence Öykü Hanım ikisinin de tanışma yolu var. İkisinin de tanışma yolunda olduğu insanlar var. Onlara yapılan aşırı büyük bir saygısızlık ve ben bu kadar sakin karşılamalarını açıkçası... Garip buldum. Normalde çok büyük saygı. Normalde bu kadar sakin karşılamıyorlar her şeyi çok hayatım. Zaten orada gülüyorduk Öykü Hanım bunu söylerken. Gül, işte diyorum ya. Sorun orada gülüşü... ya Oğuzhan. Dilara hayatındayken bir başka kadınla sırf trend topik olabilmek için bir şaka yapıyorsun. Ve karşındaki kadın da buna gülerek cevap veriyor ve kıkırdamaya devam ediyorsunuz. Sorun bu ya. O olay bu. Tamam. Yani bunu normalleştiremezsiniz. Normalleştirmek değil. Ve insanlar tamamen... bunun dışında, çok özür dilerim, bunun dışında ekstradan bunun şaka olduğuna inanmıyoruz.
Tüm ev olarak. İnanan var mı şaka olduğuna? Ya da şakaysa da yersiz bir şakadır. Ne tamam, diyorlar. Ben ne gereği var? Ben şöyle bir adamım. Ben şaka yaparken biraz şaka yapınca dozunu kaşırıyorum. Ben dozunu kaşırarak yüksek bir şaka yapıyorum. Biz niye görmüyoruz? Şaka yapmadığın için bunu şaşırıyor. Mizacı evet. Benim merak ettiğim şey var. Evet. Samimi gelmiyor bu bize. Biz sen neden görmedik? Sen yapan bir insan olsan, he olsan deyip geçeriz. İçeride bu kadar sert bir tavır sergileyip, arka tarafta bu yersiz şakalarını, yani bu şakanın senin aklına gelmesi bile, şaka bile olsa, senin aklına Buse'yle bu şakayı yapmanın gelmesi bile suç. Bir ihtimal. Yapmanı geçti. Buse'yle biz gerçekten ne olursa olsun belki bir daha öncesinde bir yaşam, işte bir olaylar oldu fakat gerçekten dostuz, gerçekten yakın arkadaşız. Ben gene geliyorum. Niye herkes herkesi yakıştırıp edit yapıp paylaşıyorlar? Biz bu saniye. Dilara ben Leyla ile de arkadaşım mesela, tamam. Anladın mı? Ben bir yalanımı ben yakaladım. Dilara konuşuyor. İki haftadır serviste gidip geliyorsunuz. Bana iki gün önce dedin ki Buse de bizim serviste yeni başladı. Biz de yeni geliyor. Niye yalan söylüyorsun? İki haftadır zaten gidip geliyormuşsunuz. Tamam, konusu açıldı. O gün söyledim. O şey anlardı ben mı o gün, arkadaş olduğunuz? Hayır, ben o gün geldi demedim ki sana. Konusu açıldı. O yüzden söylüyorum peki, sana. Peki samimiyetiniz var ki bu şaka yapabiliyorsun. Peki Beyza. Sadece canım, servis değil ki zaten. Bence konu. Buse de zaten Mert'e şaka olarak görseydi bu mevzuyu, Mert'e de onlar da kendi ilişkisine baksınlar deyip patlatmazdı. Bence Buse ses kayıtlarının çıkacağını düşünmedi. Kendi sözünün inanılacağını, olsun da onu onaylayacağını biliyordu. O da zaten şaka olduğuna inanmadığı için böyle bir şeyi patlattı. Ama ses kayıtları da çıkınca ikisi de kötü oldular. O zannetti ki sadece Oğuzhan kötü olur. Kendisini hayır, burada kötü. Mert ikimizi de tanımadığı için. Ya sen de zaten bu mevzuyu açarken hayır, şaka mı artık gerçek mi bilmiyorum diye evet, anlatmış. Evet. Anladın mı? Evet. Kendin de inanmıyorsun ki tamam. Bunun şaka olduğuna. Ben evet. Öyle inanmak isteyip öyle şakayla bunu döndüm. Bunu ne zaman söyledin? Kuliste şeyde ya içeri girerken açar kapıda şaka mı gerçek mi dedi? Mert'le konuşurken mi içeride mi bir yerde söyledi ya şaka mı gerçek aynen. Mi bilmiyorum ben falan. Bana da olasılık olduğu için yani bilemiyorum şimdi ben burada hanginizi çok iyi tanıyorum diyebilirim. Öykü Hanım hangimizi çok iyi tanıyoruz diyebiliriz. İnsanların içinden bambaşka şeyler çıkıyor aynen, burada yani. Senin de içinden benim içimden de bambaşka şeyler çıkıyor. Burası çok değişik bir atmosfer. Başka bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Bunu evet bulunulan pozisyon güvenlikli demeyeyim de yani kendinizi rahat ifade ettiğiniz alanlarda üzerinizde mikrofon olduğu sürece bu programın konusudur arkadaşlar. Bu gizli bir şey değil. Bu gizli bir şey değil. Yani burada yaşarken kamerayı da unutabilirsiniz. Normal. Bu programın konusudur. Yani gizli kamerayla biz sizi kuytuya İlişiyoruz da kaydediyoruz gibi durumda yok yani. Bunu bu şekilde değerlendirmeyin. Mikrofonunuz olduğu sürece kayıttasınız. Evet Aset. Acaba şunu da düşünmüyor da değilim yani. Dilara Mert'e gitmiş bir şeyleri söylemiş ya bu ilişki muhabbeti yüzünden Buse ile Mert için. Acaba Buse de biraz buna kızıp da bunu söylerken hem Dilara'yla hani Dilara'yla Oğuzhan'ın arası açılsın ya da Mert Oğuzhan'a kurulsun gibisinden bir tartışma çıksın gibi de olabilir. Bunu da düşünmüş olabilir. İlle yani böyle bir şey var mı? Öyle bir şey de olabilir mi acaba? Ve ben kötü bir şekilde sormadım hani o soruları. İlişkilerini olacak derecede. Ben şunu da söyleyeyim. Bu arada ben Dilara konusunu açmasaydım Buse bana bunu söylemeyeceğini söyledi. Ama çünkü ben yani bunu gerçekten gereksiz, yani benim için gereksiz ve ciddi olmayan bir konu olduğu için bunu Dilara'ya söyleyecek senin bu arada. Senin için gereksiz. Bizim ilişkimiz var ve bizim için gerekli bir konu. Senin için gereksiz olabilir. Gereksiz olduğu için bunu yapmışsın zaten. Yani bu anlamda bakarsan biraz öyle çünkü... Şöyle düşün, yani Rümeysa'nın durumunu düşün. Konuyla ilgili, Oğuzhan'la ilgili herhangi bir konuya girdiği zaman ya o zaman niye böyle bir durumdasın Rümeysa? Yani niye hala dönüp de böyle bir şey söylüyorsun diye eleştirildi. Bu içeride ve dışarıda. Öykü Hanım, yorum bunu bence Buse'nin söylemesinin sebebi Dilara bu şekilde bir söylemde bulununca ya sen bizim ilişkimize önce... zarar veriyorsan biz de senin ben de senin ilişkine tamam, zarar veririm gibisinden bir harekette bulundu. Ki kendisi de ben şaka olduğunu çok iyi biliyorduk. Arkadaşlar şakalaşmış da olabilir diye üstünü örtebilirdi. Çok doğru.
Baştan hayat bir suçlusu. Şey Dilara'yla zaten hayatım konuşuyoruz şu anda. Böyle bir şaka yaptım. İçeride hani bir konu açılırsa yanlış anlama diye bunu konuşman gerekiyor. Şimdi Öykü Hanım bir şey daha söyleyebilir misin? İleride bir konuşsun. Evet. Şöyle Öykü Hanım, yani ben Oğuzhan'ı gördüğüm kadarıyla flörtüyle bile şakalaşan biri değil. Evet. Dilara'nın başında höt höt hötsün. Ah. Çok yüzün asık ve sertsin. Şimdi sen flörtünle böyle değil, buradaki başka bir gelin adayıyla böyle olursan kimse de bunun şaka olduğuna inanmaz. Ben senin yerinde olsam, yani eğer ki hoşlandıysan ya da duyguların varsa bunu açıkça söylesen bence daha karlısın. Çünkü komik. Peki, arkada o geçerken bu espriyi, bu şakalaşmayı yapmak yerine duygularımı ifade edemez miydim İlayda? Oğuzhan sen nasılsın biliyor musun? Ben de zaten duygularını ifade etmeyi... Duygu bir saniye zaten. Arkadaşlar. Kızın başına geçiyorsun az önce. Senin tavrın bu. İlayda dinleyebilir mi acaba? Onun da görüşünü verdim. Şimdi sen bu mizaçta biriysen ayağa kalk diyorsan hayatındaki kadına ki bence çok offside. Ama kalkıp arkada hiç samimi olmadığın, kız arkadaşın bile bilmiyor samimi misiniz değil misiniz? Aşkımızı yaşamamız lazım. Keşke kamera önünde biraz kız arkadaşınla bu kadar şakalaşsan, o komik, eğlenceli yanını görsek. Sen kaç kere gördün bizi Dilara ile kamera önünde? Gördüm. Tamam görebiliyorsun da ben orada sinirliydim farkındaysan. Arkadaşlar bana bir şey diyeceğim. Ben az önce o hareketi yaparken çok sinirli oldum farkındaysan. Bir de bir şey söyleyeceğim, şuna da katılmıyorum. Sen yeni geldin, ne gördün ki, ne bildin ki biliyorum ki konuşuyorum, yorum yapıyorum. Yorum yaptığın konular. Tamam ben onu söylemiyorum. Sadece bir görüntü gördüm, bunun hakkında konuşuyoruz. Ama onun dışında sertsin ya, şimdi ben buradayım, bölümün sonuna geldim. Tamam, Dilara'ya karşı biz sürekli şakalaşıyoruz zaten, espri yapıyoruz. Beraber oturduğumuzda makara... Peki, bu kadar şaka çıkmıyor. İlayda, sen konuyu biliyor musun? Evet, biliyorum Öykü Hanım. Detayına hakim misin? Hakimim. Görmek ister misin? Tabii, çok isterim. Ya Öykü Hanım, yapmayın aynı şeyi sürekli. Gerçekten psikolojim alt üst oldu ya. Peki, istemiyorsan sürekli duymak istemiyorum, bir şey toparlamaya çalıştık da zaten baltalanıyor burada yani. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen oradan diyorsun ki bu şakaya düştüm. O da diyor ki işte Dilara'yı kızdırmak için konuştu diye oradan o da bir şey yapmak istedi. Ben burada Mert ne oluyor, Dilara ne oluyor arkadaşlar? Siz kendinizi savunabiliyorsunuz ama onların göz yorumunu çok onların bunu kabullenmesini nasıl demek bekliyorsunuz aşamasını? Biz ne yapalım peki? Biz ne diyelim? Mert'e de söz verin, Dilara'ya da söz verin. Onlara yani sürekli bir açıklama yapmaya çalışıyorsunuz ve açıklamanın şekli, rengi dünden bugüne değişiyor. Onların nasıl bir tepki göstermesini bekliyorsunuz? Bunu siz söyleyin, siz konuşun. İkna da edemiyorsunuz. Şey. İkna edeceğim, nasıl edeceğimi bilmiyorum. Peki çünkü. Mert. Öykü Hanım, Buse bana dedi ki ben Oğuzhan'la arkadaşım. Bugün de Dilara'ya dedi ki biz Oğuzhan'la konuşmuyoruz. Haksız mıyım? Evet. Ben de dedim ki konuşmadan nasıl bir arkadaşlık olabiliyor? Burada hepimiz müdahale etmeyin. Sonra Dilara dedi ki serviste mi konuşuyorsunuz? Yo dedi, serviste de münakaşaya girmiyoruz. O zaman ben şunu sormak istiyorum. Bu samimi dostluk nereden geliyor? Benim almak istediğim cevap bu. Dilara da aslında aynı şeyi sordu bugün. Bu dostluğu veren ne? Kim dedi konuşmuyoruz diye? Hı? Buse söyledi. Yok. Hayır, merhaba, merhaba. Günaydın. Şimdi, ne konuşuyor? Bunları mı konuşuyoruz olsa? Ama demedim bunları konuşmuyoruz. Ben onlardan başlıyorum sürekli. Tamam, zaten işte ben öyle. De bunu anlamaya çalışıyorum. Ama birebirken değil tabii ki de. Birebirken şakalaşmıyoruz. Arkadaşlar, sizin bunu açıklıyor olmanız değil. Üçüncü kişilerin bunu söylüyor olması gerekir. Oğuz tamam, varsa onlara işaret edin, onlar açıklasın sizin var samimiyetinizi. Biz zaten söyle, müzik dinliyoruz, kulaklık takıyoruz. Ben söyledim diyor zaten. Ben dedim hani müzik dinliyoruz hep birlikte. Berke de biniyor burada, Onur da biniyor. Ben hatta ilk Buse'yi alıyor servis, ondan sonra Oğuzhan'ı alıyor, sonra beni alıyor. Ya çok tam, sen de oraları görmüyorsun yani. Evet, sonra beni alıyorlar. Biz de müzik açıyoruz. En son ben biniyorum. Ondan sonra sadece günaydınlaşıyorum. Günaydınlaşıyoruz. En son Berke biniyor. Zaten olması gereken o yani. Aynen, biz müzik açıyoruz, müzik dinliyoruz. Ben kızlarla erkeklerin bir kere bile konuştuğuna daha şahit olmadım Öykü Hanım. Ben zaten biniyorum, 3 dakika sonra iniyorum. Evet Dilara. Ya Öykü Hanım, dün gece de şeyle konuştuk Mert'le. Hani ne yapacağız bu durumu, ne yap, nasıl bir tepki vereceğiz biz de bilmiyoruz. Hani affetsem yine önüme çıkacak, sürekli hatırlayacağım ama gerçekten soğudum, bir tık soğudum. Hani ben de bilmiyorum ne yapacağım, gözlemlesem mi, bitirsem mi? Çünkü benim de duygularım var. Yani çok dışarıdan yönlendirmeye ve manipüleye müsait pozisyondasınız. Yaralı olmak sebebiyle. Buna dikkat etmenizi öneririm sadece. Özellikle senin arkadaşların yani Yeliz ve Hasret biliyorsun. Yok, onlar yani, hiç şekilde olumsuz yorum yapmadılar da. Birbirinize iyi olduğu kadar olumsuz da etkileyebiliyorsunuz zaman evet, zaman. O yüzden evet. Olumsuz daha çok yavaş hareket et diyoruz. Daha yani sakin, kendi iradenle evet, çok karar sakin vermez. Özellikle senin için söylüyorum. Mert'i bilemem. Ya, o çok dünden beri kesti attı. Bundan sonraki adımı ne olacak bilmiyorum. Var mı söyleyeceğim ben bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye Mert bu konuşsun sonra. Gözlemlemek istiyorum. Evet. Öykü Hanım, ben de soğudum.
yani çok görüntü hoş bir görüntü değil. Bunu görüntü herkes biliyor zaten. Ya görüntü dedim ses kaydı. Görüntü olsaydı daha farklı olurdu zaten. Ya çok hoş bir şey değil. Yani insan şu zamana kadar ben hep nettim. Buraya geldiğim günden beri net bir tavır sergiledim. Dedim ki ben başka insan istemiyorum. Buse'yi tanıyacağım. Hı-hı. Yani Buse için bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Hatta dedim ilerisi olsun. Ciddi bir boyuta taşıyalım. Bunu herkes görmüştür burada. Aksini söyleyebilecek insan yoktur diye düşünüyorum. Ben bunları yaparken karşımdaki kadının beni tanımadan, bir de şunu geçeyim. Ben eve geldiğim zaman ilk istediğim şey şuydu. Beni tanıyıp bana göre hareket etmesini istediğim bir kadın istiyorum dedim ben. Bu senin de beni tanıyabilecek bir vakti olduğunu düşünüyorum. Benim de buna nasıl bir tepki verebileceğimi çok iyi bildiğini düşünüyorum. Ben bu senin bu anlatımla, bu yaşadığım şahitliğe karşılık gerçekten çok soğudum. Yani bu senin dediği şeyler o kadar çok çelişiyor ki şu an kafamda. Bu soru işaretlerinin bitmesinin bende imkanı yok. Çünkü o kadar çok fazla var ki birini kapatsam biri gelecek. Dilara'nın söylediği gibi ben burada otursam Buse'yle, Oğuzhan gelse gerileceğim. Veya Dilara aynı şekilde Oğuzhan'la otursa, Buse içeri girse Dilara da gerilecek. Ya bu evet, bizim için bu devam edecek. Bu ev bu bitene kadar burası, bu gerilim devam edecek. Bu gerilimin geçmesi için tabii ki sakin kalalım, dinleyelim. Yani dinlemek herkesin yapması gerektiği bir şey. Ama bu karar değişecek mi? Çok zor. Değişme imkanı yok. Çünkü yaşanan şey ağır bir şey. Aynı şeyi onun da yaşadığını varsayarsak, eminim şu anda ben açıklama bile yapamıyordum. Bu senin karakterini öne alırsak. Hayır, ben her zaman böyle oldu. Ben her zaman dinleme taraftarı oldum. Çünkü ben inanmak istiyorsam eğer gerçekten değer veriyorsam hepimiz düştük buna. Yani hepimiz inanmayı tercih edip bir kez daha şans dersin ya. Gözlemlemek, bir daha aynı hatada, evet çok keskin silip atıyorum bu arada. Hani o var, bir daha üçüncü, dördüncü yok bende. Bu senin biraz da kaygısı şundan kaynaklanıyor. İlay da geldi tabii ki, dansa kaldırdı ve sürekli Kırmızı Oda'ya da davet etti. Şimdi dansa kaldırdığında, kaldırmadan önce tanıma yolunda değilim diye bir ilk orada zaten takıldı. Bana bir fırsat vermedi dedi, konuşmama izin vermedi dedi. O esnada dansa kalktığınızda kızlar bu da ooo dediler, alkışladılar. Bir tezahürat vardı yani. Her zaman olduğu gibi. Baltalanıyor'un altın açıklamasını yapmaya çalışıyorum. Bunu konuşup fırsatınız olmadı galiba. Arkasından Rümeysa çok sert dedi ki yani insanların mutsuzlukları ne demek bu mutlu olmak, bu ne yapıyorsunuz siz dedi. Sonra arkasından Kırmızı Oda'ya da davet edince seni kaybetme ile yüz yüze geldi. Yani bir daha konuşuruz, fırsat buluruz gibi düşünürken orada bir panik başladı zaten. Yani çok da sağlıklı düşünerek gittiğini inanmıyorum ben Kırmızı Oda'ya. Burada şu var. İlay da aynı zamanda Dilara'nın yakın arkadaşı. Evet. Tanışıyor. Bahsetti içeride. Evet. Çok güzel karşıladılar kızlar evinde. Sarıldılar, hoş geldin canım arkadaşım. Bak herkesle tanış birebir. Yani hiçbir kıza böyle bir şey yapılmadı. Elinden tuttu, hepsinin kız arkadaşlarıyla tanıştırdı. Ya İlay da bir anda hop... Onların dördüncü geldi falan. Anladın mı? Yani böyle bir durum var. Şimdi buradan bu organizasyon mu acaba? Yani şurada az önce konuşurken sana döndü. Ne dedi Hasret? Ne dedi? Bak İlay da çok... Net. Yakışırsınız. Evet. Yakışırsınız. Demedi evet, mi? Evet, bana yapılmayan... Öykü Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tersini yapıyorlar işte. Yani, sonra kabul etmiyorlar ama. Bu manzarayı ama da bir kenara koyalım da Buse'nin bugünkü davranışlarını... Ben son bir yorum tabii yapmak istiyorum Öykü Hanım. Bu konuda çok ciddiyim bu arada. Ben maalesef belli ki arkadaşlar bu konuda çok tecrübeli ama ben bu kadar manipüle, bu olayların içine dahil olmadım. Olmak da istemiyorum. Ve bu konuda da netim. Ben Mert'e gerçekten bir şeyler hissediyorum bu arada. Onu zaten bittiyse ben bu evde başka hiç kimseyi de tanımayacağım. Yeni de gelse tanımak istemeyeceğim. Ve Mert'in yoluna burada benim gözlerimin önünde devam etmesini de kaldıramam. Öyle bir bünyeye maalesef sahip. Ağlamak istemiyorum. Sürekli sakin ağlıyor ol gibi görünüyorum sakin çünkü. Sakin ol. Yani sen... Gerçekten sinirlerim bozulduğu için ağlıyorum Öykü Hanım ya. Ben biliyorum hassassın bu konuda da. Evet hassasım yani. Çünkü sürekli baltalanıyorum bu evde. Yani bunu kabul etmiyorlar ama baltalanıyorum. Erkekler evi de aynı muhabbeti yapıyor. Kızlar evi de yapıyor. Mert daha geleli kaç gün oldu? Hep Murat'ın yanında görüyorduk. Ne hikmetse Oğuz da Berke'nin yanına çekildi. Niye oluyor bunlar yani? Niye bunları ben söylediğimde ben suçlu oluyorum? Ne oldu ya? Hiç bu ne demek? Hiç kimse kabul etmiyor. Manipüle ediliyorum. İki taraftan da.
İki taraftan kimse derken bize bile bakıyor Öykü Hanım ya. Berke mi? Bana gelip anladım. Hiç kimse tutup da ben Dilara'nın dünkü vermiş olduğu, Mert'e sormuş olduğu soruyu bu kadar abartma sebebi, Mert'e nasıl böyle bir şey sorarsın değil. Gelip bu zamana kadar arkadaşım ya, ben öyle görüyordum ya en azından. Sen de benim arkadaşımsın ya, flörtleşerek konuşuyorsun ya. Sormadı ya bir kere bile. Nasıl gidiyor Buse? Nasıl gidiyor Buse? Bunu konuşmadan direkt Mert'e gidip böyle bir yorum yaptığına ben yükseldim. Ya sen bana sordun mu? Biz konuştuk mu ki Mert'le olan iletişimimiz nasıl falan da gittin sen sordun. Bir de böyle masumane bir soru da değil benim gözümde. Kısacası şunu demek istiyorum. Ben gerçekten kaldıramıyorum. Kaldıramayacağım da. Acaba Dilara'yla peki. Bir saniye. Buna şahit de olmak istemiyorum. Böyle bir durum olduğu takdirde gerçekten bunu gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Beni haftaya eleyin rica ediyorum. Hayır bu konuda çok ciddiyim Öykü Hanım. Ben orada Mert'e zaten o köşede konuşmamız verildi. Sen gidersen ben de giderim. Ben işte, o da dedi aynı şeyi. Ben gerçekten gideceğim. Ama bu Mert gittiği için değil, ben buna şahit olmak istemediğim için. Çünkü gerçekten kaldıramıyorum. Kaldırmak da istemiyorum. Lütfen anlayış gösterin. Ben gerçekten gitmek biraz istiyorum arkadaşlar. Bu. Böyle bir durum olduğunda. Biraz erken. Ay sinir, bir anlık tamam, sinirle söylemiş olduğum bir şey değil. Ben tamamen şu anki duygularımla bu çok yorumu yapıyorum. Bir kadın olarak neyi kaldırıp kaldırmayacağını bilmekten kaynaklanan gayet net bir tavır bu. Onu anlayabiliyorum. Ama burası için erken. Ne olacağını bilemezsin. Ben bilmek istemiyorum. Ama yaşayacağının tamam, neyi yaşayacağını bilemezsin. Belki bir şans daha alacak. Yok bir şans daha istemiyorum. Ama bilemezsin ki bunu. Çok yoruldum. Ben gerçekten bir şans daha istemiyorum. Çünkü o bir şans daha gelirse ben yine aynı durumları yaşayacağım bu evde. Ben bunu yaşayacağımı biliyorum. Sorun sendedir yani. Ben diyecektim. Belki de sorun senin tavırlarındadır Buse. Aynen arkadaşlar siz o kadar niye masum. Hayır biz o kadar masum değil. Şu an yani ya, bunun üzerine evet seni anlıyorum. Şeytanlık ben yapıyorlar ya bunu kaldıramıyorum. Ya evet tamam. Pozisyonla bizim ne gibi bir suçumuz var? Yani niye sizin düşündünüz? Ben sana mı dedim? Genel olarak işte yine üçünüz düşündüğünüz için üçünüz düşündünüz. Yani ne alakası var? Ev baltalıyor diyorsun ya. Konuyu başka bir başlık haline alayım. Oradan tartışmaya başlayın. Sen de girdiğine göre. Şimdi erkekler eviyle kızlar evinin sana herkes beni baltalıyor pozisyonuna gelmen çok da doğru bir bakış açısı değil aslında. Benim için öyle. Benim gözlemlerim hayır, ama bak Murat'la ilgili geldiğinden beri Murat'laydı diyorsun. Murat'la yaşadığı bir takım meselelerde onun da kendi analizi var, kendi fikri var. Bununla ilgili belki uzaklaştı. Bilemezsin ki. Aynur'la sen samimisin. Berke'yle niye kötü olsun? Ben Berke'yle kötü olsun demiyorum. Yani niye seninle ilgili dolduruluyormuşsun gibi hissediyorsun? Yok ben öyle hissediyorum ve bunun olduğuna da eminim. Evet, evet. Keşke benim seslerimin çıktığı gibi arkada konuşulanlar, bazı konuşmalar da çıksa keşke. Dün akşam biz üçümüz beraberdik. Buse hakkında hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Sadece Mert'e şunu sormak istiyorum. O kişi hakkında en ufak bir konuşma geçti mi? Sen her görüştük. Bitti. Bu kadar ne? Biz Buse'yle hiç şey konuşmadık. Hatta konusu açıldığı zaman Buse'yle ben özel bir yere odaya geçip orada konuştuk geri geldim. Ve hiçbir şekilde çok net, bu evle alakalı hiçbir şey konuşmuyor. Bir kişi bile kötülediğim hakkında asla yorum yapamaz. Yapan varsa da çıksın oğlum, söylesin lütfen. Ki ben Buse'yle konuşurken de bence Aynur'la konuşuyordu benim bir de mesaj yaşıyorlar. Erkekleri sadece bu iki kişi ayrıca Buse'nin yaşadığı bu durumu hepimiz yapıyoruz. Başka iki kişisini söyledin o yüzden Ozan mı yapıyor? Hayır Oğuz'la Berke'yle bir anda. Bat mı yapıyor? Düne kadar Murat'la Bat'la yani üçü bir aradayken diyorum. Benim bir tarafım yok burada. Taraf demiyorum zaten sana. Mert'le iki. Ben şu an sonuçta geçmişte yaşanan bir şey oldu ya ben bilemem onun yorumunu. Bilemem böyle düşünmem normal değil mi? Ben nereden bileyim? Berke ile biz muhabbet etmiyor olabiliriz ama arka planda neyin döndüğünü ben artık burada kestiremiyorum ya. Emin ol sen değil hiçbir şey dönmüyor bende ya. Benim derdim başımdan aşmış. Sen ne konuşacağım ya? Benim derdim başımdan aşmış. Kendinden başka bir yerlerde ararken bazılarını zan altında bırakıyorsun. Ben zan altında bıraktığımı düşünmüyorum. Sen hala inanıyorsun bunu. Ben inanıyorum. Erkekler tarafı olmasa da kızlar evinden yana çok eminim bunun. Bu zaten yorumlanacak eminim peki, bundan aslında. Yani. Bir dakika biz kimi manipüle ediyormuşuz ben onu çok merak ediyorum. Çünkü zaten bir sen algı var. Sen benim şipim olan herkesi yani manipüle ediyorsun. Şu an açıkçası böyle. Buse'cim bir dakika Dilara. Sen Buse'cim açıkçası kendine bir günah keçisi arıyorsun. Aynen. Görünen köyde kılavuzluk evet, evet. Biraz da kendimle bir değil, ara değil, soruları. Değil, değil, soruları. Nedense iyi şey olduğunda ya. Yorumunuz olmuyor. Ya iyi şeylere seni yorumluyoruz. Ben belki de zamanla haklama. Bir dakika Dilara. Niye iyiyken hiç gelip de. Buse nasıl gidiyor? Buse Mert nasıl? Mert'le de işte gel canım hep benim beraber böyle bir kıskançlık yapmasam belki olur da ben niye şimdi bunu sorayım? Ben Mert'i ilk geldiğinde misafirperverliğim yüzünden popüler olduğumda
yemeğe götürdüm diye. Dilara ne dedi? Alkışlandığım için trip attı, tavır attı. Ben burada herkesi alkışlıyorum yani. O yüzden biz senin artık işte kırmızı odaya gittiğinde yalan mı Leyla? Sen söyle. Aynen, sadece olumsuz olarak karışıyorsun. Ben herkesi alkışlarım yapıyorum. Sana da demiyor mu Rümeysa? Aerodrom'da alkış, burada giderken go girl, işte buradan bağırdıklarım da oluyordu. Aynen, çok masum. Yani yapıyorum Buse. Evet. Ama sen buna tavır koyup ben şu an ne yapabilirim? Yani sen şu an kendi nedense, yaptığın, bak, kendi Hanım, düştüğün Öykü hatayı temizlemeye çalışıyorsun da böyle değil. Burada günlerdir bu evde işte ben ona oraya gidiyorum, o geliyor. Biz hep böyle kendi köşemizdeyiz ya da ortalıkta oturuyoruz topluca. Hmm. Hiç Hasret Hanım yok ortada. E niye gelsin baş başa? Niye ben geleyim bir de ben, hayır, yalnız kalınca geliyor anlamında. Bak şu an yalnız şey bitti ya, tanışma yolu bitti ya. Şimdi Hasret Mert'in yanında. Dur, evet. Mesela bir şey söyleyeyim. Neyi yaşadın? Dün ben burada yokken de benim hakkımda Ozan... Evet, o zaman. Söylediğim yorumlara sürekli da kaldıracaksın o zaman. Sürekli Ozan'a benim hakkımda konuşuldu dün Hasret. Biz beraberken Hasret hiç yanımıza gelmiyor. Ozan'la benim olmadığım yerde benim hakkımda konuşuyor. Mert'le benim de daha sonra gelmiyordu. Da galada da mesela bu konuyu da ben orada söylememiştim. Ozan'a bir saat burada beni kötülüyorlar. Orada kızlar eviyle kulisle alakalı mevzulara Ozan'a anlatıldı. Peki konuyu Ozan açmış olabilir mi? Hangi açmış olabilir, sonuçta anlatıyorlar. Yorumunu yani yaptığı zaten zamanda... Konu zaten açıktı, konuşuluyordu Rümeysa buradayken. Rümeysa kim kötülüyor? Rümeysa'nın şeyini gerekli devam bize. Etti konu onun evet. Üzerine. Sen boş tartışma. Sen acaba herkese tartışıyor olamaz mısın Rümeysa? Bir de diğer bir açıdan bir bakmanı tavsiye ederim. Bak biz seninle tartışmıyoruz. Evet. Kız tartışmayı da beceremiyor. Hasret'le, Dilara'yla, Beyza'yla, Aynur'la bak gittikçe artıyor sayı. Bence evet, bir diğer açıdan da bir bak. Sayı, öbür taraftaki sayı da artıyor. Tamam, tamam. Onlar da bakıyor. Onlara da söylüyorum. Bence siz de bir bakın, sen de bir bak. Ben bakıyorum zaten. Ben ya bilmiyorum çünkü genel olarak bir agresif ve sert giriyorsun diye onlara. Bana sert gelene sert bir. Ben şu an mesela sana sert gelmiyorum. Bana şu anda bile sert geliyorsun. Yok, bu benim normal konuşmam. Normal konuşman değil. Aynı ses senin samimi aynı ses tonundan bahsetmiyorum. Sert konuşmak, bağırmak değil arkadaşlar. Ben mizacından, vurgularından yani o ama benim konuşmam böyle zaten. Altında yatan imadan bahsedeceğim. Evet, benim tamam konuşmam ama böyle. Senin çok... normal samimi konuşmanı da biliyorum. Şu an samimi konuşacağım bir durum yok. Kahkaha atıp Yeliz aynı. Hayır, samimiyetten kastım kahkaha atmak da değil. Bak yine çeviriyorsun. Benim normal bir soğuk bir duvar var. Bir sert koyuyorsun. Yani bir sert çünkü konuşuyorsun. Bizi kıskanıyor. Bu da karşı tarafı yükseltiyor. Tam var ya, kıskanılacak sensin yani burada. Evet, düşmek istemiyorum seviyeme. Seni seviyen yok ki. Rümeysa, burada peki bir şey var. Ben yanlış anlamış olabilirim. Sadece kendimi düzeltmek için, merak ettiğim için soruyorum. Buse diyor ki erkekler de doldurup gaz veriyor diyor. Ama işte Ozan senin arkanda duruyordu. Mert benim arkamda durmadı gibi bir şey söyledi. Kendileri de kötü durumda olsa, Dilar da bile olsa ona üzüldüm dedin. Evet. Üzülürüm dedin. Evet, üzülürüm herkese. Peki. Sonra sen Dilara'ya Oğuzhan'ın baktığını mı söyledin? Evet, evet, kapıda. Dün çıkışta bunu konuştuk. Böyle bir cümle var. Onun baktığını biliyordum. Sen söyledin demişler. E biliyordun, niye bana iftira attın? Yani demek ki Oğuzhan'ın sana baktığını Dilara'ya gidip söylediğin bir durum var. Doğru mu? Şöyle oldu, anlatayım ben baştan. Gittim yanına çıkışta. Üzgündü. Ondan sonra hani normal arkadaş olarak konuştum. Hani canını sıkma, düzelir. Bu şekilde konuştum başta. Ondan sonra dedi ki ben her şeyin farkındayım zaten falan. Böyle şeyler söyledi. İçime doğuyordu gibi şeyler söyledi. Buse'yle seninle alakalı baktığını işte görüyordum gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ki hani burada böyle kritiklerde toplu oturuyoruz ya. Hani böyle 3-5 kere baktığını hissettim. Hani atıyorum ben Dilara'ya bakıyorum. Baktığını hissettim. Kafamı falan çevirdim. Dedim ki bu hani yanlış anlaşılmasın diye sana bile söylemedim. Hani böyle yakaladım dedim yani. Hani ben senin mutsuz olmanı falan istemem dedim. Sence böyle bir düşüncem yok. Ben Ozan'a bakarken sen de yanında oturduğun için Ozan bir şey anlatırken Ozan'a bakarken o da olabilir, göz göze geldiğimizi düşünmemiş misin? Evet, o da olabilir. Yani. Ondan sonra bunu söyledim. Bu kadar yani. Şimdi o da olabilirle diğer arasında fark yani var. Denk, ama evet, zaten bunu Dilara da söylüyor. Ay, ama kadın Buse'yle sana baktığını ben görüyorum diyor. Dedim ki ben de denk geldim. Göz göze geliyorum sonuçta. Yani ben de bunu söyledim. Göz göze geldiğimi Allah aşkına, söyledim. Sanki böyle at gözlüğü takmışız. Bu şekilde burada hareket etmeliyiz. Ay, göz çarpış,
çarpışması olabilir arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar, söz aldım. Herkes anlar. Bende yani görebiliyorum. Tamam bunu. Ozan ama kadın hisseder. Kadın anlar şey hangi niyetle ya? Baktığını. Ya şimdi harbiden bayağı kadın verdi. Ozan bir saniye arkadaşlar bir saniye. Kadın bir saniye. Anlar da olabilir diyor bak, ama şimdi. Bak bahsetmiyoruz. Bunu kendi ağzıyla söylediği için konuşuyoruz. Ozan sen de savunmak için giriyorsun. Tuhaf yerlerden giriyorsun. Beni savunmuyor. Dilara, tam tersini söylüyor. Dilara zaten bahsetti hayır, bu yani, konudan. Hayır yani Rümeysa kendi ağzıyla söylediği için. Ben merak ettim yani. Rümeysa'yı sen demedin mi? Bir daha da ağzını alma konuşma bu tip konulara girme diye. Döndü bunu söyledi. Şimdi az önce söyledi. Yani kuliste konuşulan bir konu değil bunu bu. Bunu durduk yere ortaya atmıyor ki. Kız orada üzgün. Arkasında yanına gidiyor ben hükanım. Ben konuşabiliyorum. Hayır bana şu an ben de... Sana söylüyorum ama yani sonuçta... Arkada üzgün bir şekilde gidiyor. Oğuzhan'la ilgili meseleyi öncesinde savunuyorsun Rümeysa'nın, şu anda farkında mısın? Rümeysa'nın bu konuyu aç... Sen farkında mısın? Değilim. Hayır Oğuzhan'la ilgili meseleyi savunuyorsun şu anda. Oğuzhan, Rümeysa'ya, Oğuzhan Rümeysa'ya bakıyor. Sen de ne yapalım... Bakıyor diye savunuyorsun şu anda. Ben güveniyorum yanımdaki kadına. Aklıma zerre şüphe gelmiyor. Peki bunu hala konuşuyor olmasını seni rahatsız etmiyor mu? Tavırlarını doğru koyduğu sürece bir problem yok. Yeni yeni tanıyoruz birbirimizi. Yanlış görebileceğim huyları yükselmeye başladıkça ben de tepkime verebilirim. Kendi durumlarını savunduğu durumlar söz konusu. Bazen gereksiz yere yerlere gidiyor konular ve orada da sürekli uyarıyorum kendisini. Herhangi bir rahatsızlık duyacağım noktada zaten daha farklı tonla da uyarırım. Ben artık yani bu evde gerçekten Rümeysa'yı hani savunuyor gibi gözükmek istemiyorum. Ben onu kötü anlamda konuşmadık. Benim Oğuzhan'a bir... Ben senin yanında Ozan... olmak amaçla konuşmadım evet, bunu. Onu bir peki, o zaman üzülme dedim. Sorabilir miyim Ozan'a? Yani sizin aranızda böyle bir şey Ozan'a... oldu ya hani bir daha bunu evet, yapmasaydın diye Ozan. Eleştirme hakkınızı da kaybetmiş olursunuz. Evet. Ya bu da böyle bir Ozan şey. Bundan önce mesela çok ama tam biz konu orada Oğuzhan değildi. O benim arkadaş olarak o an üzüldüğüm biri. Bu Ayşe, Fatma da olabilir yani. Tamam da sen niye bana bakıyordu diyorsun? Tamam yani ben emin olmadığın şey hakkında söyledim. Bunu zaten Rümeysa. Dilara burada söyledi önce. Ben Buse ve Rümeysa'ya baktığını hissediyorum. Kız bunun için üzülüyor. Dedim ki ben de bu şekilde denk geldim. Ya bu dedim tarz ya, konulardan bu senden ricam. Sonuçta hani bak, ben görüyorum. Yani. Sadece tamam. Bugüne kadar bununla ilgili uyardın ya Ozan seni. Bak, evet. Yani ben burada yorum taze hala konuşuyor olmana gerek yok. Ama ben zaten arkadaşlar, şu alanda alo. Yorum yapmıyorum. Yani ben o benim arkadaşım. Yani tamam. Arkadaşım demeyeyim. Hani samimi buldum o an üzüldüm. Bu şekilde bir yorum yaptım. Toplu alanlarda yine konuşmuyorum. Dilara bile olsa üzüldüğünde diyorsan samimi bir arkadaşın olduğun da şüphelidir. Ama yani, üzüldüğünü evet. Görünce o his bana geçiyor. Ben merhametli bir insanım. Kim olursa... O başka bir şey. İnsani ha, o anlamda. Ama yakın o arkadaşım anlamda, dediğin zaman sıkıntı oluyor işte. Duygusal olarak samimi geldi o an. Böyle ifade edeyim o zaman. Benim de söylemek istediğim özellikle ya senden teyidini almak istediğim konu hı-hı. Buydu. Dedim ki... Yani niye bunu şimdi gidip de Dilara'ya böyle bir şekilde söylesin? Şöyle oldu çünkü Öykü Hanım. Neden burada yani? Buse'nin olayında herkes böyle alkışladı. Çünkü canını sıkan bir evet. Mesele ya. Buse ağlıyordu orada. Burada herkes sevindi. Dedim ki bu yanlış. Ben burada herkese... Dün dedim Dilara'ya bile üzüldüm dedim. Yanına gittim ki orada biz kavga ettik. Gala çıkışı yanına gittim. Direkt çıktık. Orada oturuyordu üzgün. Bu detay yanına... Başka bir şey. Bu, konu bundan bu değil. Dolayı dedim yani Öykü konu, Hanım bunu. Konu bu değil. Başka bir şey söylüyorum. Hı hı. En başından beri karşılıklı olarak artık bizim ikimize ya anmayın yan yana vesaire vesaire deyip de Dilara'nın tam da Oğuzhan'la ilgili bir sıkıntısı varken senin bunu kuliste değil de burada söylüyor olman ya ben hakikaten değildir herhalde ben yanlış yani anladım diye baktım. Sen gitmeseydin de hasret teselli etseydi. Hani, hani ben yere... Yanlış anlamışım Oğuzhan'ı konuşuyor olamaz dedim. O yüzden senden teyit etmek için sordum şu anda. Bakıyor diye Dilara'ya söylüyorsun yani. Öykü Hanım. Ben burada şunu anladım. O yüzden anladım. Sordum yani şaşırdığım için sordum. Sen de evet söyledim dedin. Ben bunu burada net olarak anlıyorum. Burada birisi yanlış anlaşıldığı zaman veya kötü bir konumda düştüğü zaman diğerleri de bunun daha çok kötü konuma geçmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Günaydın. Örnek Rümeysa orada ben de bakışlarını yakaladım. Ben sana bakmamak için sen bu koltukta oturuyorsun. Sırf sana bakarım da Ozan veya sen yanlış anlarsın ben diye. Ben de öyleyim. Sana gözümü sana doğru yanaştırmıyorum. Kafamı yanaştırmıyorum ben bile. Ben de öyleyim. Tamam sen de öylesin. Niye o zaman peki Dilara'ya bu şekilde konuşuyorsun? Burada öyle beni... Hissettim gördüm. Öyle yani. Hissetmek farklı. Bu baltalamak anladın değil mı? De ne Öykü Hanım o zaman? Onlar da baltalıyor. Ben anlamadım. Ben bunu biz baltalamadım. Yapınca... Dilara bunu tamam, söyledi ama... Önce arkadaşlar. Bazı doğruları gerçekleri bazı bil diye söylemiştir zamanında o. Zamanında söylemiyor. Ya bu bir gerçek değil ki. Hisleriyle hareket ediyor. Onu ben sorgulayamam. Ben bundan önce söylesem o zaman baltalamak olacak. Yeliz anladın mı? Kız zaten söylüyor. Hayır, ben bakışlarını görüyorum diyor. Sen de tasdikliyorsun bu sefer ne yapmaya çalışıyorsun? Oğuzhan bunu söylüyor.
evlen olsaydı. Dilara bana soruyor sürekli kapıdan kim geçiyor. Konuşabilir miyiz? Diyalog dediğin karşılıklı olur. Ama ben olur. Konuşuyorum anlatıyorum. Bitmiyor ama cümlen uzadıkça uzuyor. Tamam bir bitireyim sonra cevap ver o zaman. Hani Oğuzhan söyledi ya işte eve biri girince Dilara Rümeysa geldi ona mı bakıyorsun? Dilara da aynı muhabbeti söylüyor. Yani bundan dolayı bunun üstüne tamam. Söyledim baltalamadım. Olan tamam ben de diyorum sen ki kritikte şey oturdun Oğuzhan'ın sana baktığını gördün. Gözü gözüne değdi kaçırdın kafanı. Hı-hı. Değil mi? Sonrasında kritikten kalkarsın Dilara'ya dersin ki ya Dilara sen bir ara demiştin ya Oğuzhan Rümeysa'ya bakıyor diye. Sanırım o doğruymuş kritikte bir bana bakarken gördüm derdin sıcağı sıcağına. Zaten o da ya da hafif atlardı ya da üstünde dururdu veya çıkıştı. Durmazdı. Hayır, ona burada kalmış. Konuşulmasını istemediğin burada, için bu, ben mi yanlış hatırlıyorum? Doğru olayı kıyamet koptu saniye. Ben de bir yere burada yorum yapmıyorum. Kıyamet koptu. Ben şunu hatırladığım için söylemek istiyorum. Siz galiba karşılıklı Ozan, Oğuzhan hiçbir şekilde burada birbirimizin isimlerini geçirmeyiz, konularımıza girmeyiz vesaire vesaire. Net bir çizgi çizmediniz mi? Evet. Değil mi? Ya böyle bir karar almadınız mı? İşte o yüzden diyorum bundan sonra bu şekilde eğer tekrar ederse eleştirme hakkınızı da kaybediyorsunuz yani. Doğru haklısınız. Çünkü siz de yapıyorsunuz. Karşısı da yapıyor gibi pozisyonu tekrar en başa hiç konuşulmamış gibiye dönecek yani. Yani ne? Ben bunu insanların farklı nasıl bir değerlendireceğini çünkü kontrol edemezsiniz. Ben şöyle söyleyeyim. İnsanlar yanlış anlayabilirler yani. Ben şöyle söyleyeyim. Yani. Toplulukta konuşmuyorlar. İşe var ya da yok. Biz dediğimizde bizim kavgayı kapatmadan önce şimdi anlıyor musunuz? Kavgayı biz sonra en son konuştuk dedik ki bu muhabbette olmayacak. Hani dediğimizde Rümeysa kendisi açıyor bu konuyu dedim. Sen ne diyordun? Yok işte hasret, yok kızlar, yok bilmem ne. Ben bu konuyu burada açmadım hasret. Biz şimdi baş başaydık. Değil ama sen hani burada yine bunu açmam. Söyledin ya fark etmiyor. Benim sen o kadar yırtındınız. Dediniz ki istemiyoruz, olay çıktı. Büyük kavgalar oldu. Senle Oğuzhan birbirine girdiniz. Böyle bir konuya zaten girmeyeceğiz hasret.